Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Teknoloji Oku Yorum 7. bölüme hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün yine koronavirüs salgını yüzünden evlerden kaydımıza başlıyoruz. Bugünkü programımızın ana konusu Apple'ın hemen 2-3 gün önce duyurduğu iPhone SE modelinin, yeni modelinin fiyatı. Ne diyorsun Osman fiyat için? Fiyat için beklediğimiz en yüksek geldi. Biz 4000 lira falan diye bekliyorduk. Bazı kişiler ütopik fikirlerle 2500 lira olacağını falan söylüyorlardı ama 5300 liralık bir etiketle karşılaştık. Açıkçası beklenenden biraz yüksek geldi biz. Çünkü direkt olarak 10'la çarpıyorduk. Hani 400 dolar olacaksa çarpı 10. 4000 hadi olsun 4500 lira diyorduk ama Apple dedi olmaz o kadar ucuza telefon satamam. 4000 falan beni bozar. 5300 liralık fiyatı lak diye yapıştırdı yani. Yapıştırmış evet. Şimdi orada şöyle bir şey var aslında. Amerika fiyatına baktığımızda telefonun Amerika fiyatı 400 dolar. Şimdi arkadaşlar 400 doları da Türkiye şu anki işte 7 lira oldu neredeyse. 2800 falan yapıyor. Apple kendi sitesinde diyor ki 2300 lira da ben vergi veriyorum kardeşim devlete diyor ki evet Türkiye'de vergiler yüksek. O yüzden de fiyat böyle olmuş oldu diyor. O şekilde bir hesap yapmış. Ama şöyle bir sorun var. Ben bunu yazdım hatta birkaç kişi de sağ olsun Hardware Plus'tan Kerem de abi zaten işte vergilerle falan ancak normal fiyat gibisinden bir şey yazmış. Şöyle yani fiyat normal mi değil mi? Türkiye'nin alım gücüne göre yüksek onu söyleyeyim. Yüksek. Apple'a göre makul olabilir, kullandığı donanımlar iyi olabilir vesaire. İşte A3, 13, 1.3 işlemci var filan. Ama Türkiye'deki alım gücü açısından baktığımızda çünkü bugün 5000 liraya neredeyse amiral gemisi zorlarsan bir Android telefon alıyorsun. Yani şimdi bunu bu kadar para vermek yani bilmiyorum bana biraz fazla şey geldi. 4.7 inçlik bir telefona. Şunu söyleyeyim. Apple'ın kendi sitesinde belirttiği rakam 2368 lira şu anda. Yani vergi ve vergi yasal tarafı. Şeyler. Evet. Yani hesaplayalım bakalım bir. Apple diyor ki bizim kasamıza buradan giren miktar diyor 5300 lira değil. 5300 eksi 2368 yaptığımız zaman geriye 2932 lira kalıyor. Evet. 2009 yani yaklaşık 3000 lira. Apple diyor ki buradan benim kasama giren 3000 lira diyor. 400 dolar yine 3000 lira yapmıyor aslında baktığımız zaman. Evet. 2750 lira falan yapıyor. Demek ki 250 lira falan. Gerçi çarpayım diyelim ona da ne diyelim. Yani Apple Türkiye bu fiyatı bu telefonun fiyatını bir 250 lira daha düşürdü. 5000 lira düzden satabilirdi. Vergilerle birlikte. Yani işte şimdi şöyle aslında şöyle Apple'a ben de ilk etapta kızmıştım. Evet fiyat yüksek ama o birazcık da ne yazık ki ülkemizin işte bir kur meselesi. Yani şimdi Apple'ın diğer ürünleri ucuz kaldı bu arada. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max gibi modelleri mesela şu an ucuz kaldı. Neden? Ben onların kurdan hesabını acaba, yapmıştım. Evet. Kurdan dolayı o zamanki kurla işte 10 lira ile 11 lira arası değişen bir hesap yapmış Apple. Ama o zaman kur 5.8 liraydı. Şimdi 7 liraya dayanmış durumda. Şu anki iPhone SE için Apple'ın hesapladığı kur ise 13 lirayı geçiyor arkadaşlar. Evet. Öngörerek yapıyor. Şimdi Apple her gün fiyat değiştiren bir marka değil. Muhtemelen diyor ki 7.5 da olabilir bu diyor yarın öbür gün. O yüzden ben hani fiyatı arttırmadan maksimum dayanabilmek için birazcık yukarıdan açayım. Sonra eğer fiyat artarsa en azından üstüne çıksa bir süre kompanse edebilirim diyor. Yani fiyat yüksek, vergilerden yüksek, kurlardan yüksek. Artı tabii adam kar etmek istiyor. Ondan yüksek. Apple ekosisteminde olanlar için telefon makul mü? Onunla ilgili sen bir video hazırladın. Şimdi onu yukarıdan ben kutulardan koyarım. Evet. Onu da görürsünüz. Apple almak isteyenler için sence mantıklı mı? O videoda uzun uzun anlattın ya, ama. Bence çok mantıklı değil. Yani ben şunu söylüyorum. Hani diğer telefonlara baktığımız zaman 400 euroya falan duyurulanlar Türkiye'de 4000 liradan falan satılabiliyor. Hatta 4000 liranın aşağısına da satılan telefonlar var. Bunlar demek ki Türkiye'ye özel bir fiyat şeyi uyguluyorlar. Sonuçta onlar da aynı vergi veriyor. Apple'a ekstra bir vergi yok burada. Evet. Apple biraz yüksek tutuyor fiyat baremini bana göre. Türkiye'ye özel fiyat politikası güdebilir. Sonuçta bazı ülkelere özel fiyatlar belirliyorlar çünkü. Ama Türkiye'ye direkt dışarıdan hani oradaki kur çevrilerek üzerine vergiler konularak geliyor. Bence Türkiye'deki hani müşteri kitlesini göz önüne aldığımızda Apple'ın ülkemize özel fiyat politikası
koyması bence makul olabilir ki son dönemde alım gücü de bayağı bir düştü. Bunu da göz önünde bulundurmaları lazım artık. Baktığımızda ben eskiden mesela atıyorum iPhone 7 çıkardı, iPhone 6 falan. Herkesin elinde o telefonlar olurdu. Şimdi ben kimseye de iPhone 12 görmedim daha. Şey iPhone 12 diyorum. iPhone 11 görmedim. Allah iPhone söyledi. 11. 12 de çıksa onu da görmeyeceğiz muhtemelen de. Evet. Çünkü onda şimdi 5G falan geldiği zaman bunlar fiyatı muhtemelen bir 15 bin liraya çıkartacaklar herhalde çünkü. Onları da ben çok fazla göreceğimizi zannetmiyorum. S'ye de ne bileyim bunu alacağım hani gidip iPhone 8 almak ya da atıyorum XR almak çok daha mantıklı geliyor bana. En azından hani XR aldığın zaman daha modern bir tasarım çizgisi. Hani nedir bundan fiyatı 1000 lira daha fazla ya da hani Letgo'da falan çok temizleri satıyorlar. Daha adam bir aylık mesela kullanıyor. Genelde böyle hani telefon alıp parayı çevirmek isteyen insanlar var ya. Evet. O tarz insanlar oluyor. Adam hiç kullanmamış bile yani. Bir kutusunu açmış sadece. O tarz bir cihaz alırım. Daha mantıklı duruyor yani buna 5300 lira verene kadar. Sonuçta o cihazın da 2 senelik garantisi var. Bir şey olsa direkt Apple değiştiriyor zaten. Ya dolayısıyla bu fiyat bana çok mantıklı durmuyor şu anda. Şöyle bir şey artık oldu Apple. Bunu sadece telefon için söyleyemeyiz. Benim fiyatım bu diyor. Bunu alıyorsan budur kardeşim diyor. Ben diyor ekosistemim farklı. İşte iOS işletim sistemini kullanıyorum. İşte macOS kullanıyorum. Geliyorsan bu fiyattan gel diyor. Gelmiyorsan güle güle kardeşim diyor. Eskiden böyle değildi. Dediğine katılıyorum. Ha, kur da böyle değildi. Vergiler de böyle değildi. Ama artık Apple hani hem Türkiye'deki fiyat politikasının biraz yüksekliği hem de kurlardan, dolardan, işte vergiden şuradan buradan dolayı artık çok daha hani biraz daha böyle şey gibi olmaya başladı artık hani kaliteli değil de lüks bir markaya doğru artık adım atmış durumda. Yani ben diyor işte bak koyayım kardeşim diyor ne bileyim işte daha üst işte Hermes'im diyor beni alacaksan diyor benim fiyatım bu. Ha aynı özelliklerde ucuz makineler de var git onu al o zaman diyor. Biraz öyle bir durum söz konusu. Bir de son dakika bir şey oldu bugün az önce haberini yaptın sen de. Oyun konsollarına vergi geldi bize de bir konuşacak muhabbet çıktı. Tabii. Sen ne diyorsun şimdi her şeye vergi 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 ne olacak bu işin sonu? Ya her şeye vergi mesela o açıklanan pakette ben baktım Ghost of Us falan var açıkçası onlara vergi getirilmesi bizi çok ırgalamaz ama şimdi tam böyle karantina zamanı insanlar evlerinde kapanmış herkes konsol peşinde böyle ikinci el konsol fiyatları uçtu sıfır konsol fiyatları uçtu zaten uçtular yani evet. Bu işin üstüne bir de yeni vergi gelince işin içine ki bu oran da açıklamada %5 ile %50 arası deniliyor. %50 de olabilir, %5 de olabilir. Yani en az %5'lik bir zam söz konusu. Şu anda mesela 4000 liraya satılan bir konsol için 200 liralık bir zam gelecek demek bu da. Ki %50 olursa 2000 lira olur. Yok, da orası ayrı bir mesele. O kadar olmayacak muhtemelen. Yani vergi oranını diyelim ki 10 yapması arttırdığını düşünelim. 4000 liralık konsolda 4000 liralık bir vergi yok. Diyelim ki hani 2000 liraya geliyor Türkiye'ye atıyorum. O, evet zaman. Vergiler çıkarttı. Hani 2000 liranın %10'unu düşünmemiz lazım ama yine artacak evet. Yani zaten kur habire artıyor her gün artıyor kur. Dün bir hafta önce 6.5 olan şimdi 6.9 oldu. Bir de bunun üzerine bu geldiği zaman evet yani şunu anlıyorum ben devlet bize harcama yapmamızı istemiyor. Özellikle ithal ürünlerde yani otomobilde var mı biliyorsun. İşte telefonda var. Telefonda da hakeza öyle aynı sorun var. Şimdi aynı zamanda konsollara da geliyor. Yani ya şimdi o zaman şöyle bir durum çıkıyor yalnız ortaya. İthal ürünlerde harcama yapmayacağımız zaman sadece o zaman yiyecek içecek alacağız. Onlar evet. Da sınırlı şeyde. Yani çünkü baktığın zaman elektronik markaların şu anda yani tamamı ithal yani. Yani hani böyle Türkiye'de üretilen bir şey yok. Tamam hayır, telefon konsol falan Türk telefonları var diyoruz da onların da parçaları falan Çin'den geliyor. Herkes evet. Biliyor zaten bunları. Adam logo basıp üzerine satıyor falan. Bunlar olan gerçekler. Yani bilmiyorum. Bence biraz hayır, şunu söyleyeceğiz. Yerli konsollar da biz mi almadık yani? Yani yerli konsol neyi tartışıyoruz? Yani tamam almayalım tamam hani. Cari açığı kapatmaya çalışıyor devlet. Eyvallah anlıyoruz ama bu şöyle bir yan etkisi olmaya başladı bu işin. Buradan devlet yetkilileri videolarımızı izliyorsa ekonomi tarafında özellikle bilmiyorum izleyen de vardır belki. Yani bu sefer biz hiçbir şey alamıyoruz. Yani insanlar nasıl eğlenecek? Şimdi aynen bilgisayarlar öyle. Olmuş 1000 lira. Hani düzgün bir bilgisayar almaya kalkıyorsun 10 bin lira. 10 bin lira. Yakında konsollar da oraya gidecek. Yani şimdi Xbox Series X çıkınca kaç para olacak ki bu eğer böyle vergide olursa kurda atıyorum 800. Yani biz ona hep şey diye tahmin ediyorduk. Hani 400-500 dolar aralığında olduğunda Türkiye'de 5000 lira falan olur diye tahmin ediyorduk ama şu yükselen kur hacmiyle yani şu anda işin nereye gideceğini kimse bilmiyor. Artı bir de vergiler falan da geliyor bilmiyoruz yani. Allah sonumuzu yani ayrı bence yani Xbox için de geçerli bu. PlayStation 5 için de geçerli.
6000 liradan aşağı gelmez. Yani şu anki kura göre konuşuyorum. Ha, yarın kur 8 lira olur bilmem ama şu anki kura göre 6000 liradan aşağı mümkün değil, bana öyle söyleyeyim. Ya gelmiş olsa bile, bir de bu işin öbür tarafı var. Hadi konsol aldın, eyvallah da 400-500 lira oyun zaten. Yani. O da işin apayrı bir boyutu. Yani oyun oynamak artık aşırı lüks hale gelmeye başladı. Ben onu fark ediyorum. Yani geçtiğimiz yıllarda 179 lira falan da orijinal oyunlar. Birden zamlandı ya bunlar, 400 lira falan oldu. Evet. O dönemde mesela ben orijinal oyun alıyordum sıklıkla. Yani PlayStation'ıma sürekli alıyordum da, o 400 liralara geçtikten sonra açıkçası bir iki oyun anca almışımdır. Onun haricinde böyle çok da oyun almadım yani. Ya işte indirimleri kovalıyoruz, ne bileyim. İşte şimdi sen de haberini yaptık biz Teknoloji Oku'da. İşte Just Cause geldi, işte ücretsiz. Bedava oyunlar. Bedava. Onu da kovalıyoruz artık, çünkü 400 lira, evet dediğin gibi yani hani biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne kazanıyoruz ki 400 liraya bir tane oyun. Yani bunu bir tane oyun düşün bile. Hani her yılda 2-3 tane böyle hani A plus dediğimiz üst düzey oyun çıkıyor. Nasıl alacağız? Şöyle bir sıkıntı var. Hani atıyorum, şimdi indirimleri kovalıyoruz da Call of Duty'nin yeni bir oyunu çıktı. Adam onu indirime de sokmuyor. Ya da işte Red Dead Redemption. İndirime girmiyor bunlar. GTA çıkacak. Girmeyecek. Biliyoruz yani girmeyeceğini. Evet. Anca böyle işte 2-3 sene sonra giriyor o da. Hani şey hikaye modu olan oyunlar indirime giriyor. O da ne zaman? İşte 2-3 ay sonra bütün YouTube'da, YouTube'da zaten yayılıyor her şeyi. Adam sat diyor. Ne kadar satabilirsek kârdır. Yok, 2-3 ay olsa bile yine iyi. Yani Just Cause 4 bayağı eski bir oyun mesela. Öyle 2-3 ay. Evet. Tabii. Ama o bedava oldu canım artık yani. İndirim de değil. O direkt bedava verdiler. Bedava. Ama sınırlı bir süre için yine o da yani. Ya 2-3 gün de yani o oyunu zaten. Ben indirdim mesela. Sen kovalayan, indirdin. Ben kütüphaneye ekledim. Dedim belki bir gün oynamak istersem dursun dedim yani. Evet. Yani güzel haberler vermek istiyoruz sizlere, sevgili okuyacağımız, ama pek olmuyor. Olmuyor. Bir şekilde olmuyor. Hep zam, hep vergi, hep işte ne olacak bu ülkenin hali modundayız ister istemez. İnşallah güzel olur. Şu koronavirüs belası geçtikten sonra da Osman'la beraber böyle yan yana otururuz. Böyle orada ben burada değil de yan yana oturup da güzel videolar çekeceğiz size. Yani inşallah o günlerde gelecek, bakalım. Beklemedik. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet sevgili Teknoloji Oku izleyicileri, bir Teknoloji Oku yorumun daha sonuna geldik. Bugün 7. bölümdeydik. Bütün bölümleri de şimdi yukarıdan ben bir link çıkartırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Böyle sohbet ortamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Cevaplamamızı istediğiniz soru olursa veya merak ettiğiniz bir şey olursa bu videonun altında bizlere paylaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.